İsmail Kılıçarslan. Ona göre, kaderin işi bir türlü ise feleğin çemberi bin türlü denilmiştir ve de gayetle doğru denilmiştir. Anlatacağımız bu hikaye de feleğin bin türlü çemberini erkenden görmüş ve de geçirmiş Yusuf'a dairdir ve de hakikatli olmasından mütevellit acıklıdır. Hakikatli olan acıklıdır çünkü. Yusuf kimdir bakalım? Babası İspirto'ya düşüp de Bacağı kesilince, yaş 11'de sırtına 3 ayaklı kağıt toplama arabasını almış bir garibandır. Evleri ün kapanından Süleymaniye'ye çıkan mahallededir ve mezbeledir. Artık içki içmeyip, ben Allah yolunun adamı oldum diyen babasından gayrı, bir gariban anası, üç de kendinden küçük kardeşi vardır. İkisi kız, biri erkek. Yusuf şimdi 16 yaşındadır. Sabahın 5'inde evden çıkıp, akşamın yedisinde döndüğü bir çemberin içerisinde yaşamaktadır. Derdi zoru, anasıyla kardeşlerini muhannete muhtaç etmeden, açta açıkta bırakmadan geçindirmektir. Eh babasını da tabii. Küstür babasına Yusuf. Makası yatık elli neceyle Haydar'daki evi kumarda, af buyur karıda kızda, en son ispirtoya düşecek kadar hem de. Yine de babadır, başlarındadır. Hem pişmandır da. Sabah beşte kalkar, un kapanından güvercin tepeye iner. Her sabah ulan iki de üçgen peynir mi alsam ki diye düşünüp vazgeçer. Depoda iki simit bir çayla karnını doyurup keyfine göre salınır Başakşehir'e. Alır arabayı bazı hürriyet bulvarından vurur İstoç'a geçer, bazı Fatih Terim stadının oraları dolanır. Ek serisi başı kapalı ablalarla çenesi sakallı abilerin geride bıraktıkları kağıtları toplar. Alüminyum, bakır falan çıkar arada. Onlar iyi para eder. Bazen de yepyeni oyuncaklar, azıcık giyilmiş giysiler, az yıpranmış ayakkabılar çıkar. Hayat öyle zamanlarda bayram olur. Misal satarsın bakırın kilosunu 10 liradan. O sattığınla Aksaray'dan altı tane halka tatlısı sardırırsın ki vay babam vay. Yahut azıcık epremiş bir kazakla dönersin küçük kız kardeşinin yanına. Akşam o kazak üzerindeyken resim çizer Yusuf'a. Fakat tabii normali zor iş. Hem de pek zor iş. Seferinde 100 kilo kağıt toplarsın en fazla. O da eder 15 lira. Günde 5 seferin 75 lira. 15'ini yola yemeğe düş, Allah bereket versin. Az tabii, az ama deponun sahibi Kudret der ki, sen 15'ten toplamayacaksan, ondan toplayacak Afganlı çok Yusuf, ona göre. Ona göre tabi Yusuf'un öğrendiği bir şey varsa o da bu dünyada her şeyin sırrının ona göre olduğudur. Adımını atacak olsan ona göre, zam isteyecek olsan ona göre, hasta olacaksan ona göre. Biz bu hikayeyi niye anlatmaktayızdır bakalım size? Şundan anlatmaktayızdır ki bu Yusuf sadece bir konuda kendisine bir ona göre diyen olmadığından bir akşam eve dönerken kendi evlerinden daha beter bir mezbelenin önünde oturup Duran Suriyeli bir kızı görmesiyle Gördüğünde ne oldu sanki A avanak Varıp gidip konuşmanın imkanı var mı Yok Diyelim ki konuştun Hadi şöyle bir emin önüne inelim de Sana balık ekmek ısmarlayayım desem vaktin var mı Yok Diyelim vakit de buldun Kız kardeşinin çizdiği ceylanların güzelliğine benzer güzelliğiyle Bu kızın yanında yürümek kolay mı Esmerin tekisin sen be. Sırtına giyecek adam gibi gömleğin bile yok. Ah Yusufa. Sana bir ona göre diyen olaymış, iyiymiş. Ama yahu kız da boş değil ki. Her akşam oradan geçeceği saatte kapının önüne oturup tam Yusuf geçerken ayağa kalkıp Yusuf'a şöylece bir gülümseyerek içeri girmesi ne demek bakalım? Hem kızın da öyle bir ayağa kalkıp içeri girişi var ki Sanırsın Viyana'nın Lord sülalesinden bilmem ne düşesi akşam çayından kalkmış da saraya dönüyor. Bu prensesin huzuruna öyle çaput sarılmış ayakkabıyla, her yeri erimiş kadife pantolonla, rengi kaçmış gömlekle çıkılmaz çıkılamaz. Bir şey yapmalıdır Yusuf. Ne yapacak? Bir şey yapıp da sanki eşekler gibi fazladan çalışacak. Bir hafta boyunca günde beş yerine sekiz sefer yapıp, simit çay yerine yarım ekmeğin içine çeyrek ekmek koyup öyle çalışır Yusuf. Sonunda yeraltı çarşısında bir spor ayakkabı, bir kot pantolon, bir de mavi gömlek alacağı 250 kağıdı bir araya getirir. Eskilerini poşete doldurup yürür mahalleye. Aha o prensesse, Yusuf da prenstir yani. Fakat masal Kaftan'ın eteklerinde değil. Günümüzde Un kapanının Süleymaniye'ye doğru çıkan yokuşunda yaşanmaktadır. Kızın önünde oturup durduğu mezbelede ışık yoktur. Kızın kendisi yoktur. Gölgesi, sesi, kokusu yoktur. En kötüsü gözleri yoktur. Mavi gömleğin de, spor ayakkabının da canı cehennemedir. Akşam anasından öğrenir meseleyi. O gün böyle adam irisi bir gelmiş, kızı da anasını da alıp götürmüştür. Artık anasıyla mı evlenecek herif yoksa kızıyla mı bilemedim ama kurtuldular sanırsam. Adamın arabası da kellesi kulağı da yerindeydi. Cümlesindeki bütün çaresizliklere kahredip ona göre diye salar nefesini geceye. Aşık olup gömlek alacaksan bile ona göre lan Yusuf. İsmail Kılıçarslan Yeni Şafak Sınan.